doğal dil işleme yapıyoruz. O yüzden bu anlama dayalı teknolojilerin temeli olan bir şey. Bir anlamda Türkçe konusunda daha önce duymadığınız şeyler söyleyebilirim diye umuyorum. Sözcükten anlama geçmeyi ve bunun nasıl para edeceğini konuşacağız. Güzel bir balya var burada. 1 milyar dolarmış, bu kadar ediyormuş. Önceki sunumlarda Google'dan çok bahsedilmiş galiba. Amazon, linç beni sipariş ettim bu arada. Herkese öneririm, çok güzel bir kitap. Amazon'un sayfasında biz insanlar olarak bir bakışta neyin ne olduğunu görüyoruz. Burada kitabın adı var, yazarı var. Şu rakam kitabın fiyatı olsa olsa öyledir diye düşünüyoruz. Ama bilgisayarlar için bunlar HTML kodundan ibaret malum. Burada bir takım harfler olacak, onun altına şu harfler ve şu rakamlar gelecek şeklinde yorumladığı için bilgisayar bunu. Biz şunu yapamıyoruz, ben bu kitabı internette ararken ne kadar açık yazarsam yazayım, işte bir posta kodu verip buraya 5 mil uzaklıkta bir yerde bu kitabı bulmak istiyorum ben bir mağazadan, kitapçıdan demek istediğimde doğal olarak beni anlamıyor. Bu Google'ın suçu değil, uğraşıyorlar malum üzerinde. Bugünkü konumuz da o. Halbuki bu internette olan bir bilgi. Ben bunu Google'dan Hany'ye gösterdiğimde tam bizim vizyonumuzdan bahsetmişsin zaten dedi ama daha önce de bahsedilmiş. Biraz daha basit yazdığımda ama insan gibi yazmaktan vazgeçmem gerekiyor. Bir kitapçıya ulaşıyorum ve gerçekten de benim bulunduğum yere yakın bir kitapçı. Gittiğimde evet gerçekten de bu bilgi burada var. Posta kodunu yazdığımda istediğim kritere uygun, yani uzaklık kriterine uygun bir yerde bu kitap var, gidip alabilirim diye öğreniyorum. Kolay iş değil bunu yapmak. Çünkü çok fazla bilgi var. 2009 itibariyle 48 milyar web sayfasından bahsediliyor. Sadece tıp alanında 370 bin terim varmış. Ve birbiriyle kesişen kavramlar var. Yani işte örnekleri verildi. Bu kadar net değil her kavram. Dolayısıyla veri tabanları, kurallar ve ontolojiler kullanmak gerekiyor. Teknik kısmının üzerine çok durmayacağım. Neyse ki pek çok veri tabanı var. En iyi bildiğimiz Wikipedia, onun DBpedia'yı açmasıyla çok ciddi bir insanlığın internet üzerindeki bilgi birikiminin çoğunu zaten elde etmiş oluyoruz. Herkes kendi elindeki birikimleri bu şekilde açtığında, işte şirket bilgilerini bir yerden, insanlarla ilgili bilgileri bir yerden, müzikle ilgili bilgileri başka bir veri tabanına aldığımızda gerçekten insanlığın internet üzerindeki ortak aklını oluşturmuş oluyoruz. New York Times örneğin kendi içeriğini link data olarak açtı. Bu anlamda artık açıklık gerekiyor. Bilgilerin saklanacağı bir yüzyılda değiliz. Dolayısıyla ne kadar çok şey paylaşılırsa anlamlı webde o kadar ilerleyeceğiz. Bu terimler zaten aşina olduğumuz şeyler. Şimdi bizim mesela Merve diye bir karakterimiz var. Belki duymuşsunuzdur. İnsanlar Merve'yi tavlamak için onunla sohbet etmeye çalışıyorlar. merve.tavla.com adresinde henüz yapılamadı, 3 yıldır uğraşılıyor. Ve burada 16.7 GB'lık bir diyalog veri tabanı birikti. Bu sadece tekstten oluşan bir birikim. Bunu nasıl kullanabiliriz? Merve'nin veri tabanında fantastik sözcüğünü aratalım ve 50 sonuç getirelim dedi. Bakalım neler geliyor. Fantastik kurgu, fantastik kitap, fantastik roman, edebiyat. Bu bizim kullanıcılarımızın sohbet sırasında bize verdiği bilgiler. Yani fantastik sözcüğü etrafında oluşan bir graf elde etmiş oluyorsunuz. Ve bu aslında değerli bir bilgi. Bizim dışımızda Ekşi Sözlük'te var. Google'da çok yoğun olarak tabii var. Bunu analiz ederek siz bilgisayarın fantastik sözcüğünün anlamını bilmeden de bu mühendislik yaklaşımıyla onu anlamlandırabilmesini sağlayabiliyorsunuz. Veya yanlış yazımlarla ilgili aynı şey yapılabilir. Bizim botumuza yanlışlıkla hopkabaz yazmışlar. Bot da onu başkasına sormuş. İnsanlar yol göstermiş, hopkabaz demiş olmalı diye. Mesela 3 kişi hopkabaz dediğinde biz anlıyoruz ki hopkabaz aslında hopkabaz demek. Benzer bir şekilde yazboz.com bir arkadaşımızın güzel projesi var. Çağrışım oyunu bu. Böcek yazıyor. Siz onun ilk çağrıştırdığı şeyi yazıyorsunuz ve
belli bir rakamın üzerinde olursa bu girdiler, böcek sözcüğüne link deniyor. Ya da Milliyet Gazetesi'nin okurlarına haberleri etiketletmesi gibi. Türkçe'de bu işler yapılıyor. Nasıl para edecek kısmına gelelim. 300 milyar dolarlık reklam pazarının 112 milyar doları boşa gidiyor. Bu internetten bulduğum bu ibare bana ait değil bu arada. Hatalı bir örnek. De Beers'ın yerildiği bir blog var burada. Pırlanta üreticisinin. Çok kötü şeyler yazıyor hatta. İşte fiyatlarını bilerek yükseltiyor. Balon bir değer oluşturuyor De Beers diyor. Çalışanların HIV'ye maruz kalmasına yol açıyor. Hatta köle gibi çalıştırıyor onları diyor. Yanında De Beers reklamı var. Bunun olması gereken tabii biliyoruz AdWords'ten çok aşinayız artık. Lidl.com'un kendi hosting şirketinden bahsettiği yazıda aşağıda başka bir hosting şirketinin reklamı çıkabiliyor. Ve reklam gibi de görünmüyor. Şimdi kendisi bir semantik search şirketi bu arada reklamı. Evet. İtibar yönetimi konusu. Google 382 bin kez geçmiş. Bu sadece sosyal medya değil galiba. Ha, pardon, sosyal medya da olabilir. Evet. Çok büyük bir rakam. İnsanların takip edebileceği ve müdahale edebileceği bir hacim değil tabii ki. O yüzden burada otomasyona ihtiyaç var. Türkiye'de henüz bu ölçekte değiliz tabii ki. Turkcell arandığında 438 diyalog geliyor karşınıza. Ve bunlar şirketlerin ekipler kurarak, şu anda manuel olarak yönetebildiği süreçler halinde hala. Ama böyle olmaktan çıkacak. Mesela 22 Şubat'ta 92 kez bahsedilmiş. Bunlar olumlu mu, olumsuz mu takip etmek şu anda mümkün ama ileride mümkün olmaktan çıkacak. Dolayısıyla şöyle çözümlere ihtiyaç var. Bizim stajyerimizin Frontfield için yaptığı bir şey. Merve, MSN'de Botego güzeli Merve ile konuştum dediğinde bizim botumuz otomatik olarak Botego hakkında bilgiyi adresimizden alabilirsiniz diye yorum yapıyor. Bununla yapılabilecek şeyler çok fazla tabii ki. Basit de bir uygulama ama ne yazdığını anlamanız gerekiyor. Otomatik olarak yorum yapacak kadar iddialı bir girişimde bulunuyorsanız emin olmanız lazım onun iyi mi kötü mü bir yorum olduğunda. Bunun için çalışmak gerekiyor. İçerik filtreleme de önemli bir şey. Aslında biz şu anda son 15 yılda kendimize yol açtığımız bir kendimize çıkardığımız bir sorunun çözümünü konuşuyoruz. Yani içerik ürettik. Kullanıcı tarafından üretilen içerik. Biraz fazla ürettik. New York Times'ın bir haftalık yayınındaki bilgi miktarı 18. yüzyılda yaşayan bir insanın hayat boyu maruz kaldığına eşit. Bunlar işte Did You Know videosundan. Bu yıl 4 exabyte farklı veri üretilecek. Bu da önceki 5000 yılda üretilenden daha fazla. Dolayısıyla bizim sadece ilgilendiğimiz içeriğe odaklanmamız için teknolojik çözümlere ihtiyacımız var. Neyse ki Twine var bir örnek. Ben Twine'a kayıt olduğumda sadece bir iki tane ilgi alanımı belirttiğimde o ben hiç bahsetmediğim halde benim ilgi alanıma girebilecek şeyler öneriyor ve gerçekten ilgilendiğim şeyler bunlar. Yani şu anda biz hepimiz Frontfeed'de, Twitter'da gün boyu mesai yapıyoruz aslında. Bir sürü içerik var orada, onları filtrelemeye bize para verseler bu kadar manuel olarak bunu yapmayız ama yapıyoruz. Halbuki tam tersi olmalı. Ben o akışta hangisi benim ilgimi çekiyor diye ona mesai harcamak yerine benim ilgimi çeken şeyleri bana getirmeli. Hatta ilgi alanımı genişletmeli. Yani trendler diyoruz. Ben trendleri bana öneren bir yazılımdan faydalanabilmeliyim. Mesela sosyal girişimcilik konusuyla ilgileniyorum ben. Burada insanların bu konudaki tartışmaları, kitap önerileri, hatta işte insanlarla tanışmak istersem, networking geliştirmek istersem buna kimin ilgilendiğine dair Twine'da çok fazla veri var. Şimdi bizim vizyonumuz diye bahsettiğim şey akıllı kişisel asistan, herkesin bir kişisel asistanı olmasını öngörüyoruz biz bir tarihte. Bu sizin aslında sekreteriniz gibi davranacak, mobil cihazınızda, ofisinizdeki bilgisayarınızda çalışacak. Sizi tanıyacak, her şeyinizi bilecek, çok kısa sürede öğrenecek ilgi alanlarınızı, işte hangi firmaların müşterisi olduğunuzu ve sizin hayatınızı kolaylaştırmak üzere pek çok şeyi otomatize edecek
uygulamalar. Siri'yi duyan oldu mu hiç daha önce? Görebilir miyim? Varsa. Tamam, buna çok sevindim. Benim en çok sizi belki heyecanlandırabilecek, göstereceğim şey bu. Bilmiyorum, böyle aktarayım. Şart da değil aslında. Bizi en heyecanlanacak şey olduğu için vebaat verin. Ver coşuyu. Şurada kaçırmayalım. I'd like a romantic place for Italian food near my office. Siri sends my words up to be interpreted as text. Wait. Şimdi İtalyan restoranından yemek yiyeceğim. Ofisime yakın olacak ve romantik bir yer olacak. Hepsini anladık da romantiği nereden bulacağız? Tabii bu konuda içerik ortakları devreye giriyor. Amerika'da ciddi bir içerik üretimi söz konusu olduğu için bunu tanıdıktan sonra yaptığımız bir aramayla for my confirmation and then gets to work for me. It looks at multiple sources of information to find a solution to my problem. In this case, it found several Italian restaurants. It looked at the reviews from several sources. Ofise yakın olanını bulmak kolay. Yelp'te bu yerler arasında, yorumlar arasında romantik sözcüğü geçen bir tane getirdiğinizde aslında benim beklentimi karşılamış oluyorsunuz. This one seems to be well reviewed, so it's a great romantic place. Amerika'da tabii open table var, buna rezervasyon yaptırmanız da mümkün. If you already know the place you want, you can ask Siri to get you a reservation directly. I'd like a table for two at Il Fornaio in San Jose tomorrow night at 7:30. Siri contacts reservation services, in this case open table, to see what's available at your stated request. Looks like there's a table available at 7:30, and with one click we can confirm our table reservation. Siri'nin vizyonu aslında bunu sadece içeriğe bağlı olmakla bırakmamak. Ne sorarsanız sorun, onu bir şekilde kaynaklardan derleyip getirmek. Bu yine içeriğe bağlı olan bir başka örnek. Hafta sonu neler yapabilirim? In this case, Cupertino. So it checks for events around Cupertino, scheduled for this weekend. I see that there's concerts and live music, and some theater. You interact with Siri in a dialogue. For example, you can change your requests in normal English, as you would with a human assistant. Let's ask Siri to check a different location for things to do. Bunlar kolay görünüyor ama gerçekten zor işler. The conversation. Sadece içerik yokluğundan dolayı değil, anlamlandırmaya dair de bir örnek var. Siri does its best to interpret my words. Bu cümleyi kaçırdık. I'm going to take me home. I need some help getting home. Take me drunk, I'm home. Siri does its best to interpret my words, even if they're not all perfect. Okay, dedi. In this case, the right thing to do is to call me a cab. Bu işte alınması gereken bir yol olan bir alan. Çünkü her dilde bu işi yapmak bir zorluk. Annelerimiz bize hep işte İngilizce öğren, sonra bir dil daha öğren. Çünkü dünya vatandaşı ancak böyle olabilirsin diyordu. Ama şimdi tersi yönde bir işleyiş var. Google Translate var. Telefonlarımızda konuştuğumuz şeyi artık birebir aynı anda çeviren yazılımlar olacak. Herkes kendi dilini kullanarak da mutlu olabilecek. Bu güzel bir şey aslında. Çünkü eğitim düzeyi belli. Herkesin İngilizce öğrenmesini bekleyemiyorsunuz ama teknolojiyle herkesin mesela global pazarda bir iş yapmasını sağlayabilirsiniz, çeviriyi yapabilirseniz. Özetle, bizi henüz anlamıyor ama tüm bilgiyi organize ettiğimizde bunu yapabilecek. Ve bunu başardığımızda da neler kazanacağımız çok açık. Benim sunumum bu kadar. Ben teknik geçmişi olan biri değilim. Mühendis olmama rağmen yazılımcı değilim. Bir yazılım şirketini yönetiyorum ama aslında proje yönetimi yapıyorum. O yüzden varsa teknik olmayan sorularınızı açıyorum. Hemen öncelikle son bir soru. Bu Translate'i dediniz ama çevirileri çok kötü. Ne zaman evet. Ne olacak? Yani ne zaman sonucu verecek? Bahsettiğiniz
Şimdi Google'ın şansı çok fazla kullanıcıya ulaşabiliyor ve onların katkısını alabiliyor olması. Biz TÜBİTAK'tan projemiz için teşvik almış durumdayız ve hocaya anlatırken bize ilk sorduğu şey, şimdi siz zaten bu işle uğraşıyorsunuz, niye teşvik istiyorsunuz, niye paraya ihtiyacınız var dedi. Bizim arkadaşlar işte 5 yılda yapacağımız işi 1 yılda yapacağız dediler. Halbuki 1 yıl da uzun, 5 yıl bir asır gibi internet için. Bizim bir küçük bir sorunu çözmek konusunda küçük bir adımımız çok büyük fırsatlar sağlayabiliyor. Ben hemen Google Translate'i açtım. Hürriyet ana sayfasını çevirttim ve orada bir deyimi çevirmekte başarısız olduğunu gösterdim. Çünkü bizim işte kök ekibimiz farklı ve yüklem sonda doğal olarak kolay bir iş değil. Sadece istatistikle çözülebilecek bir sorun değil. O sorunu gösterdim ve hocam işte Google'ın bize ihtiyacı var. O yüzden onu bu çözümü bir ay önce geliştirmiş olmak çok büyük fark yaratıyor dedim. Yani Google aslında hani resimleri etiketletiyor mesela kullanıcılara, bunu bir oyun şeklinde yapıyor ve şu anda tercümeleri de düzeltmek için de kullanıcı katkısına açık ve orada çok yüksek bir hacim olduğu için bir süre sonra düzelecek mutlaka. Yani İngilizce'de yapılan çözümler her zaman Türkçe'de uygulanabilir olmuyor. İşte mesela Google hat sözcüğü, boiling sözcüğünün hat sözcüğüyle ilgisini biliyor. Dog sözcüğüyle de puppy'nin ilgisini biliyor. Ama işte hot dog eşittir boiling puppy dememesi için çok daha ayrıntılı istisnaları tanımlamanız gereken bir algoritma geliştirmeniz gerekiyor. Türkçe'de bu istisnalar çok daha fazla. İşte biz şu anda sözcükleri kök ve eklerini ayırabiliyoruz. Kitaplık dediğinizde onun çekim ekini atıp kitaba ulaşmak kolay. Çekoslovakya yalılaştıramadıklarımızdan mısınıza kadar gidiyor bu. Şey hatırlıyorum burada, sözümü kesin bence ama şeyde reklamcıdan arkadaş gitti buradan. Reklamcı Linkse'yi açtığında Linkse başlarda küçük çaplı bir fiyasko yaşamıştı. Daha sonra o teknik sorunu çözdüler bildiğim kadarıyla ama fiyasko şuydu. Tam markalarda emin değilim, markalarda emin olabilirim ama bir mikrodalga fırın reklamıydı. Ve bir haberin içinde kendisini mi çocuğunu mu ne mikrodalgada koyup yakıp patlatan kadının haberinde mikrodalga kelimesi o reklamla, o markayla, Arçek galiba. Arçek reklamı yapılan böyle parlamıştı. Ondan sonra zaten hemen bir kötü kelime havuzda oluşturuldu. Biliyorum, ondan sonra teknik sorunu çözdün sanırım. Yani orada teknik bazı gelişmeler yapıldı ama yani o hakikaten şeydi. Yani senin verdiğin o hot dog örneği çok değişikli bir şeydi. Evet, yani aslında bazı şeyleri deneme yanılmayla yapmak durumundayız bu örnekte olduğu gibi çünkü Türkçe söz konusu olduğunda daha önce benzeri yok. Hocalarımız çalışıyor yıllardır tabii doğal bir işlemeyle ama onların pratik sonuçlarını hayata geçirmek gibi bir öncelikleri yok doğal olarak. Biz de kendi yöntemimizle bir şeyler geliştirip onlarla buluşmaya çalışıyoruz. Peki iş modelleri ve gelir modelleri nereye gidiyor sence? Şimdi işte dediğim gibi yani biliyorsun ki botanik gibi bir işe girmişsin ama başka nedir yani nereye gidecektir sence? Şimdi kendi hayatımızı zorlaştırdık, bunu kolaylaştırmak da zor bir iş ama bunun her zaman bir bedeli olmak durumunda değil. Yani işte bir şekilde daha çok yaratıcı olması gereken bir dönemdeyiz iş modeli konusunda. Çünkü insanlar filtrelemeye para ödemek istemeyeceklerdi doğal olarak. Şimdiye kadar nasıl internet servislerine çoğunlukla para ödemedilerse bu sorunu ortadan kaldırmak veya kendilerine özel içerik üretmek için de para ödemesini beklemeniz anlamsız. Siri mesela ücretsiz olarak iPhone Apple Store'da şu anda dağıtılıyor. Ben çok pazarlama odaklı bakmıyorum bu işe. Nasıl Twitter büyürken şu anda somut bir gelir modeli olmamasına rağmen sonradan geldi. İşte real time search artık Google'la rekabet eder hale geldi neredeyse firmalar için. Biraz yola çıkacağız. Biz bir sorunu çözmeye koyulacağız. Gelir modelleri sonradan gelecek diye düşünüyorum. Çünkü işte ne yapsak da para kazansak değil, ne yapsak da sorun çözsek diye bakanlar başarılı olduğu için
sorun çözen, gerçekten sorun çözenler de bir şekilde sonunda para kazanmayı başarıyorlar. Ekim Nazım Kaya şunu söyledi diye bir Twitter girişi olabilir galiba. Önemli olan sorun çözüyor olmak. Yani sorun çözüldüğünde, yani gelecek, geçmişte olduğu gibi gelecekte de aslında mevzu sorun çözmek. Bu sorun bir dil çıkmazını, gerçi dil çıkmazını da demeyeyim ama lisan çıkmazını aşmaksa bunu aşarak veya işte insanlara hakikaten kendileri için değerli, anlamlı tavsiyeler sunmaksa bu yönde bir şey. Sonuç olarak bir sorun çözmek, birine fayda sağlamak. Biz evet teknoloji için çok uzun olduk. Twitter için uygun olmadı. Arkası açma lazım. Sadece bu bakışla bakan insanlar, gruplar, şirketler var ve onlar çok başarılı geri modeli yaratmak konusunda. Biz buna odaklanmış olmadığımız için aslında belki de doğru bir sunum başlığında değilim ben. Birkaç tane kendi görüşümce işte bunlar para edebilir. İş modeli canım sonuçta. İlla geliri düşmek zorunda istiyorsun. İş modeli. Evet, yani business doğru. Model aslında. Evet, tamam. Ekonomisi deyince orada yazılan bir ekonomi var ama onu realize etmek hemen mümkün olmuyor. Çok ciddi bir değer var orada. O veri tabanları maddi değerini ölçemeyeceğiniz kadar büyük. Ama kimse durup dururken onlar için size para ödemiyor. Onun için diyorum sorun çözmeniz lazım diye. Evet. Google nasıl AdWords'le bunu paraya çevirebildi? Arkasından gelecek mutlaka para getiren iş modelleri de. Soru varsa alabiliriz. Botanico şu anda konuşabiliyor mu acaba? Ses? Ses anlamında. Yok, biz sadece metin tanımaya odaklanmış durumdayız. Ses tekti galiba. Olabilir. Sabah gazetesinin bir ara sesli evet. Hale getirmişlerdi gibi. Benzer Tom aslında... grubu satın almış. Sonra dil etrafında... Evet evet. Dil etrafında çalışma yapan gruplarla ortak bir takım hani networkler aracılığıyla sanki bu süreç hızlanabilir gibi düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yapıyoruz zaten. Dün ses tekle toplantılayıp somut bir ürün çıkarıyoruz. Yani ilk toplantımız da değil. Şu anda yürüyor proje. Onlar... Yani herkesin kendi alanına odaklanması gerektiğine çok inanıyorum ben. Hani işte sohbet botu yaparken de biz mesela kendimiz fikir üretip şunu yapalım diye çıkmak istemiyoruz. Ajanslar zaten buna kafa yoruyor. Onlarla çalışmak istiyoruz. Sestek gibi bir ürün varken de zaten onlarla çalışmak en akıllıcası. Çünkü çok başarılılar çünkü. Özellikle text-to-speech tarafında. Speech-to-text'in de zorlukları var. Ama şimdi premium ses çıkardılar mesela. O sabahta dinlediğinizden çok daha başarılı. Onu Nisan ortasına doğru bir projede göreceksiniz. Botego ile ses teknik evet. Birlikte yaptık. Teşekkür ederim. Gerçekten çok sevindirici. Peki bunların bu süreci hızlandırma adına siz kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Yani Botego olarak. Botego bunun sadece sözcük tarafında mı kalacak uzun bir dönem? Öyle kalacak. Çünkü asıl ana çekirdek problem o ve onun çözülmesine daha çok yol var. Biz bir platform olarak konumlandıracağız kendimizi ve açık kaynak koda gidiyoruz. Kendi geliştirici ağımızı kurmak istiyoruz. Herkes o platform üzerinde kendi ihtiyacına yönelik ürün geliştirebilsin. Çünkü asıl değer orada... Askere gittim, geldim, duygusallaştım bir şey oldu ya. Yaşlandı. Hatta askere gitmeden önce bütün markalara Botego satmaya çalışıyordu. Bitti, geldi şimdi diyor ki para bizim ikinci planda open source'a gidiyoruz. Bütün içimizi paylaşacağız. Ne oldu sana? Hayatın öyle olmadığını gördüm. Çünkü ama yani ben şaka ciddi bayağı kalitelenmişsin yani. Yani kurumsal şirketlerde de görüşürken... Şaka yapıyorum, o ciddi ciddi olsun yani. Güzel bir şey yapıyorum. Ekim olduğum olsa bu moddaydı yani. Her zaman senin böyle bir paylaşımcı, açık kaynak falan modun vardı zaten yani. Kurtarılamaz insan. Teşekkür ederim çabuk için. Ben onu iş yani satış görüşmelerinde gördüm. Peki biz bunun üzerine bir tuğla ekleyebilecek miyiz dediklerinde hayır biz yapıyoruz, bizden servis alacaksınız. Zaten siz yapamazsınız ki biz yönetiriz bunu falan diyorduk. Öyle değil. Siz ne kadar açık olursanız zaten insanlar size o kadar güveniyor ve size bırakıyorlar. Hani bunu bir strateji olarak da geliştirmiş değiliz ama yani açık kaynak kodlu uygulamaların nasıl geliştiği çok açık. O, hiç tartışmaya yer yok o konuda. Biz her alana odaklanıp herkesin ihtiyacını verip her ihtiyaç için çözüm üretemeyiz. Kaç kişi olursak olalım. O yüzden böyle bir ağ oluşturmak çok daha akıllıca. Global olarak mı açacaksınız pek açık kaynağı? Ha orada bir sorun var. İngilizce çok daha kolay olduğu için biz bir önceki versiyonumuzda İngilizce kelimeleri tanıyıp İngilizce bir ürün geliştirebiliyorduk. Ama şimdi doğrudan işte TÜBİTAK projesi olan projede Türkçe'ye odaklandığımız için
onu göz ardı etmiş durumdayız, askıya almış durumdayız. Sadece Türkçe'ye odaklanmış durumdayız. Orada çok fazla çözülmesi gereken sorun var çünkü. Şu anda global bir çözüm üretmiyoruz. Ama önce bunu halletmemiz gerektiği için. Yani Türkçedeki ihtiyaç daha büyük. Hani yabancı şirketlerin de bu alandaki ihtiyacını çözen bir çözüm ortağı olabilir. Böyle bir global partnerlik olabilir. Google Translate dışında Türkçe'ye yönelik herhangi bir ürün geliştirmek isteyen yabancılar bu çözümü aradıklarında zaten muhtemelen bize ulaşacaklar diye umuyoruz. Sorun varsa alabiliriz. Open source'a geçtikten sonra nasıl bir yani model yapacaksınız? Yani nasıl para kazanmayı düşünüyorsunuz? Open source'tan sonra yani platform yapacağım diyorsun yani. Editör gibi bir şey mi? Nasıl bir şey yapıp? Open source'a geçtikten sonra para kazanmayı düşünüyorsunuz? Evet, open source'a, yani open source'a geçtikten sonra hani gelirin nasıl bir modele çevirirsiniz belki? Yani bu önemli. Open source'a geçtik diye herkes pat diye işte finansman proje diyoruz, alıp biz yapalım demeyecekler. Yani büyük şirketler de bu işe odaklanmış bir firma varken onunla çalışmayı tercih edebiliyorlar. Bu aslında teknolojiyi geliştirmek konusunda istekli insanlarla birlikte yürümek için atılan bir adım. Yoksa ticari ürün zaten olacak, devam edecek biz. Bot satmaya devam edeceğiz firmalara. Onların yazılım ekipleriyle entegre çalışarak ürünü geliştirmek olabilir veya ben bu tekoya şöyle bir şey yaptım, yapmak istiyorum diye gelen birini geri çevirmemek asıl amaç o. Yani zaten sonuçta açık kaynağı piyasaya sürmüş bir aynısını yapıp da ismi Kotego koyup da piyasada iş yapacak insan herhalde olmaz diye tahmin ediyorum. Yoksa olur mu? Yapsın onu. Yani burada önemli olan yani birileri bundan daha inovatif bir şeyler çıkartsınlar. Üstüne katma değer yaratsınlar. Ya birlikte bir şeyler yürürsün ondan sonra. Ya da sıfırdan yazsınlar. Bizimkinden daha iyi bir ürün olsun. Çok muhtemel bu. Evet. Lafım çok böyle. WordPress açık kaynak olarak dağıtılıyor. WordPress Mule diye bir versiyonları var. WordPress Mule şu anda WordPress.com üzerinde verilen hizmetin aynısını verebiliyor. Yani bayağı bir insanda WordPress Mule'la Mynet dahil olmak üzere blog servisi açtı. Mynet hala okuyum bilmiyorum ama yani uzun bir süre onunla vermişti blog hizmetini. O yüzden o ben çok büyük risk atıyorum açık sonra gelirse. Yani, premium modeline tekrar dönecek yerler değil mi? Yani şunu görmek gerekiyor. Yabancı başarılı örnekler her şeyini koruyan sadece biz yaparız diyenler değil. WordPress örneğini verdi. Tam tersi ne kadar çok kişi bu işe kafa yorarsa, ne kadar farklı bakış açısı çözüm geliştirirse o kadar başarılı olacak ve hani sizi de daha çok tabii yukarıya taşıyacak bir şey bu. Bizim Türkiye'deki girişimcilerde biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Biz de yola başlarken öyleydik. Hayatın gerçekleri işte patent, işte sahiplenme, başkasını açmama şeklinde gelişmiyor. O şekilde büyüyemiyorsunuz. Çok kısa bir şey soracağım. Siri gibi bir uygulama yapma vizyonunuz var mı? Olacak varsa da ne zaman yapabilirsiniz? Nokia'dan bu arada. Evet. mekanist gibi uygulamalar geliştikçe onu yapmak çok daha muhtemel hale gelecek. Çünkü bir teknoloji var. Ona sadece içerik ortağı eklemek gerekiyor. Yani o bizim dışımızda bir süreç. İçerik üretmiyoruz çünkü biz. Çözüm ortakları geliştikçe onu yapmak istiyoruz tabii ki. Soru varsa alırız. Yok galiba. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Bizimle olduğun için. Baktığınız için.